olma imkanına sahip olmayan bütün ızdırabımız burada. Bakın Rabbimiz 14 asra bir misal olsun diye söylüyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Gayet açık bir ayet. İçinizde bunu duymayan da yok zannediyorum. Rabbimiz bir şeyi haber veriyor. İstikbale matuf bir ayet. Haber. وَلَنْ تَرْضَى sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi kabul etmeyecekler. Sizi asla aralarına almayacaklar. Sizi kendi aralarına almayacaklar. Sizi desteklemeyecekler. Size karşı olumlu hareket etmeyecekler. Kim? Kimden bahsediyor Allah? وَلَنْ تَرْضَى sizden hoşnut olmayacaklar, sizi sevmeyecekler, sizi tutmayacaklar, sizi desteklemeyecekler, sizi aralarına almayacaklar, sizin hakkınızda iyi düşünmeyecekler. Kim ya Rabbi, kim? Bak ayet haber veriyor. El Yahudi, Yahudiler. Ya Allah bunu söylüyor, bir hocanın mocanın işi değil. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! Bakın! Bir Yahudi, Yahudi olduktan sonra ümmeti Muhammed'i asla kabul etmeyecekler, tanımayacaklar, sevmeyecekler, istemeyecekler! Bunu Allah söylüyor. Ne zaman bu ayet nazil olmuş? 1400 sene evvel. Daha kim ya Rabbi, daha kim? Velen nasara, bütün Hristiyanlar, papasıyla, patridiyle, keşişiyle, hahamıyla, neyse, piskoposuyla, başpiskoposuyla, bilin Hristiyanlar. Hristiyan olduktan sonra, sizi sevmeyecekler, istemeyecekler, tutmayacaklar, kabul etmeyecekler, sizden hoşnut olmayacaklar, sizi asla kabul etmeyecekler diyor Allah. Allah bunu söylüyor. Kur'an'ı görüyor musunuz? Ne zamana kadar? Hatta, bak ayet son buluyor. Hatta tettebi'a milletehüm. Siz Muhammed Mustafa'yı bırakmanız lazım. Kur'an'ı bırakmanız lazım. Kabe'yi bırakmanız lazım. Beytullah'ı bırakmanız lazım. Bütün İslami kültürünüzü, edebinizi, her şeyinizi bırakıp papazlara teslim olmadıkça, kiliseye teslim olmadıkça, onların haçına teslim olmadıkça sizi hiçbir Hristiyan ve hiçbir Yahudi kabul etmeyecekler diyen Allah'ın ayeti. Aynen Bosna'da, Bosnaklarla alakalı 23 aydır yapılan savaşta yeryüzündeki bütün Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanları, Bosna'yı, Herseg'i, Bosnakları, Müslümanları tuttular mı, tutmadılar mı? Söyleyin, tuttular mı? Bak Allah'ın dediği aynen çıktı. Tutmayacaklardı Cenab-ı Hak. Birleşmiş Milletler'de Müslümanların haklarını savunma kararı çıktı mı, çıkmadı mı? Çıkmadı. Allah çıkmayacak diyor. NATO, bakın NATO, Hristiyan milletlerden meydana gelmiştir NATO. Bakın Bosna'da katliamın neticesinde Sırpların üzerine saldırıda bulunma kararı almıştı. 10 gün mühlet vermişti. Saldırdılar mı, saldırmadılar mı? Allah diyor, Müslümandan yana olmazlar. Müslümanı tutmaz. Ya bunu Allah söylüyor. Bu habere Müslümanlar inanmazsa kim inanacak? Bak aynen çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nazil olmuş ama bu sabah nazil olmuş gibi taze mi değil mi? Vallahi taze. İşte biz bunu yansıtamıyoruz topluma. Bakın Kur'an o kadar taze ki, o kadar canlı ki, hiçbir Hristiyan ve Yahudi sizi aralarına almayacaklar, kabul etmeyecekler diyor. Sizin hakkınızda müsbet, yani olumlu karar almayacaklar. Bunu Allah söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Allah söylüyor. Yeryüzündeki bütün kafirler birbirlerinin destekçisidir.
ama Müslümanın destekçisi değildir. Bunu ayet söylüyor. Bunu Kur'an söylüyor. Bakın yani Peygamberimiz bu ayetin tefsirinde el küfrü milletün vahide, yeryüzündeki bütün kafirler Müslümanlara karşı tek cephedir diyor, tek cephe. Bosna'da bütün dünya kafirleri Müslümanlara karşı tek cephe haline geldi mi gelmedi mi? Allah söylüyor, Peygamber söylüyor. Aksi çıkar mı? Yanlışı çıkar mı? Aynen çıkmıştır. Şu anda Türkiye'de görüyorsunuz, bütün kafirler, sapıklar, çarpıklar, hepsi bir ağızdan Müslümanlara saldırıyor mu, saldırmıyor mu? Allah böyle söylüyor. Şaşmaz. Değişmez. Bosna'daki Müslümanlara, Somali'deki Müslümanlara, Cezayir'deki Müslümanlara karşı bütün dünya kafirleri tek cephe haline geldi mi gelmedi mi? Bunu Hazreti Muhammed söylüyor. El küfrü milletün vahide. Peygamberin dediği oluyor. Değişmiyor. Sen istediğin kadar uğraş. Allah'ın verdiği haberin aksi çıkmıyor. Aynı çıkıyor.